Herkese merhaba. Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 6 gördüğünüz gibi elimizde. Apple iPhone 6 ile birlikte boyut bakımından önemli bir artışa gidiliyor. Biliyorsunuz Apple son 2 yıldır iPhone 5 ve iPhone 5S'de aynı zamanda iPhone 5C'de 4 inç ekrana yer veriyordu. Bu yeni nesil telefonda ise iPhone 6'da ise 4.7 inç ekran bulunuyor. Bir de 5.5 inç ekranlı iPhone 6 Plus var. O da başka bir inceleme videosunun konusu. iPhone 6'ya baktığımızda tasarımın iPhone 5S'e göre, iPhone 5 ailesine göre önemli bir değişikliğe uğradığını görüyoruz. iPhone 5 ailesindeki daha keskin kenarlara sahip olan yapı yerini yuvarlatılmış kenarlara bırakıyor ve aynı zamanda kalınlık bakımından da iPhone 6, iPhone 5'e göre önemli bir ilerleme kaydediyor. Karşımızda 6.9 mm kalınlığa sahip bir akıllı telefon var. iPhone 5S ise 7.5 mm'lik bir kalınlığa sahip gövdeyle geliyordu. Tabii ki ekran büyüklüğünün artması demek yüzey alanının artması anlamına geliyor. Bu da iPhone 5 S'e göre iPhone 6'nın tek elle biraz daha zahmetli şekilde tutulması anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi iPhone 5 S'i tek elle tuttuğumda bütün ekrandaki her noktaya rahatlıkla ulaşabiliyorum. Telefonu elimde iyice kavrayabiliyorum. iPhone 6 da aslında bu açıdan çok kötü sayılmaz. Kenara yerleştirilen güç butonu ve yine aynı şekilde sol kenarda yer alan ancak biraz daha uzatılan tuşlara sahip ses tuşlarını rahatlıkla kullanabiliyorum. Benim gibi büyük parmaklara, büyük ele sahip bir kullanıcı da gördüğünüz gibi ekranın çoğu noktasına rahatlıkla erişebiliyor. Bunun yanı sıra Apple eklemiş olduğu bir erişilebilirlik hareketi sayesinde ana ekrana iki kez tıklattığınızda gördüğünüz gibi ekranın üst kısmında bulunan öğeler aşağı doğru iniyor ve bu şekilde onları daha rahat kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde gösterelim. Gördüğünüz gibi Home tuşuna iki kez art arda tıklattığımda ekranın üstündeki olan bütün öğeler aşağı doğru iniyor. Daha sonra da bu şekilde üstteki noktalarda, bölümlerde, oradaki dokunulabilir alanlarda rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Devam edelim. Apple iPhone 6'da yine Retina ekrana yer veriyor. 1334x750 piksel çözünürlüklü bir ekran var. Bu Retina ekran IPS LCD teknolojisine sahip ve yine oldukça geniş görüş açılarına sahip. Dışarıda da güneşli havalarda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz bu ekranı. Fotoğraf çekerken veya bir şeylere bakarken bu ekran rahat bir görüş sunuyor. Yine Retina ekran dedik. 326 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. Daha önceki iPhone 4 ve sonrasında çıkan telefonlarla, onlardaki ekranlarla aynı piksel yoğunluğu söz konusu. Bu şekilde de yine alışılagelen o görüntü kalitesi, iPhone'ların o görüntü kalitesi sunuluyor iPhone 6'da. iPhone 6'nın gövdesine baktığımızda alüminyumun ana öğe olduğunu, ana metal olduğunu görüyoruz, materyal olduğunu görüyoruz. Tasarım biraz da birinci nesil iPhone andırıyor. Tabii ki ondan biraz daha, ondan daha fazla büyüklüğe sahip. Aynı zamanda o iPhone'dan çok daha ince bir telefon var karşımızda. Telefonun üstünde herhangi bir unsur görmüyorsunuz. Güç butonu daha önce üstte yer oldu. O sağ kenara taşınmış. Hemen altta gördüğünüz gibi nano SIM kart yuvası var. Alttaki diziliş aslında daha önceki telefonlarla, iPhone 5S ile iPhone 5'teki ile aynı. Ancak biraz tasarımın değiştirildiğini görüyoruz. Biraz daha geçen seneki diyelim iPhone 5C'deki görüntü söz konusu. 3.5 mm kulaklık ışığı, mikrofon, hoparlör ve lightning portu yer alıyor. Sol kenarda yine ses kapatma anahtarı ve ses tuşlarını görüyoruz. Arkada metal oranı arttırılmış, sadece anten vazifesi gören şeritler görüyoruz. Onlar farklı bir maddeden, plastikten yapılmış. Genel olarak metal ağırlıklı bir telefon iPhone 6 ve gördüğünüz gibi 8 megapiksel kamerada telefon hemen üst bölümünde yer alıyor. Bu kamera gördüğünüz gibi çıkıntıya sahip. Normalde telefonun gövdesinden biraz daha kalın kaçtığı için kamera sensörü, gördüğünüz gibi hafif bir çıkıntı var. Bu çıkıntı nedeniyle iPhone 6'yı masaya koyduğunuzda hafif bir oynama yapabilir. Yüzeye tam oturmuyor. Ancak bu çok rahatsız edici bir durum değil. Kameranın hemen yanında mikrofonu görüyoruz. İkinci mikrofonu ve dual tone flash, iki renkli flash'ı yine görüyoruz. iPhone logosu vesaire bu şekilde iPhone 6'nın gövdesinde yer alanlar bunlar. 3 farklı renk seçeneği var yine. Elimizdeki uzay grisi model. Bunun dışında gümüş ve altın modeller var. Doğrusunu söylemek gerekirse iPhone 6 satın alacaksanız bu siyah renkli uzay grisi modeli tercih etmeniz yerinde olabilir. Oldukça şık görünen bir cihaz. Gelelim ekrana. iOS 8 ile çalışıyor iPhone 6 ve iOS 8'in sunmuş olduğu son yenilikler de bu telefonda mevcut.
Ekran büyüklüğü arttığı için, çözünürlük arttığı için daha geniş bir alan var. Daha fazla alan olduğu için de gördüğünüz gibi ekranda 6. bir uygulama kısayol satırı içinde yer açılmış durumda. Bunun yanı sıra ekran ayarlarına girerek ekrandaki öğelerin büyütülmüş olarak gözükmesini de sağlayabilirsiniz. Bu şekilde ekranda çok daha büyük öğeler ancak mümkün olabilen daha az öğeler gösterilecektir. Standarda geri döndüğünüzde ise normal standart görünüm söz konusu. Diyelim ki büyüttüğünüz gördüğünüz gibi yazılar, grafikler bu şekilde büyümüş oluyor. Uygulamalar iPhone 6'nın ekranında düzgün şekilde çalışıyor. Ancak eğer iPhone 6'nın ekranına uyumlu değilse uygulamalar biraz daha büyütülmüş şekilde gözüküyor. Yine Facebook uygulamasına baktığınızda yazı ve grafiklerin büyütülmüş şekilde olduğunu görüyoruz. Görüntü kalitesi biraz daha düşük. Uygulamaya baktığınızda, detaylı şekilde baktığınızda hafif bir bulanıklık hissediliyor. Facebook, Instagram gibi uygulamalar bu şekilde. Bunlar gözümüze çarptı. Tabii ilerleyen zamanlarda gelecek güncellemelerle birlikte bu uygulamalarda çok daha düzgün şekilde gözükecektir. Örneğin Twitter uygulaması iPhone 6'nın ekranını destekliyor. iPhone 6'nın sunmuş olduğu o geniş alanı destekliyor. Bu şekilde ekrana baktığınızda çok daha fazla içeriği görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi üste baktığımızda operatör logosunun olduğu bölümde deminki Facebook uygulamasında olduğundan daha küçük bir yazı karakteri söz konusu olması gereken ideal olan bu. Gerçekten de iPhone 6'da bu şekilde uygulamaları kullanmak çok daha güzel oluyor. Aktaracaklarımız bu kadar iPhone 6 ile ilgili olarak. Daha fazlasını teknoblog.com'da yer alan detaylı incelemede bulabilirsiniz. O incelemede iPhone 6'nın performansı, bunun yanı sıra iPhone 6 ile çekilmiş fotoğraf ve videoları da bulacaksınız. Yani bu videodakinden çok daha fazlası teknoblog.com'daki inceleme yazısında o yazıyı okumanızı tavsiye ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.